Bir gecede tam 150 tane video sildim ve bu videolarıma neler oldu? Merhaba sevgili arkadaşlar, ben Yıktımat Yasin Kara. Değerli arkadaşlarım, şimdi YouTube Yıktımat kanalı moderatörü olan Furkan arkadaşımızla bu süreci konuşmak istiyoruz. Furkan, özellikle hocam bu süreci konuşalım. Arkadaşlardan çok sorular var, çok da merak ediyorlar. Bu dava sürecinizi bir konuşalım dedi. Evet, ben sözü sana veriyorum Furkan. Hocam geçmiş olsun. Dava Teşekkür ediyorum. sonucunuz açıklandı. Şimdi birkaç tane soru var. Genel olarak topladım soruları. Evet. Şimdi ilk sorudan başlayayım hocam. ÖSYM size neden dava açtı? Şimdi ÖSYM'nin bana dava açmasının en ana sebeplerinden birincisi ÖSYM sorusu çözmek, ikincisi ÖSYM soru kalıplarıyla uğraşmam. ÖSYM sorularını deşifre ettim şeklinde videolarım vardı. Birçok. Yani yaklaşık 100'e yakın olmasa bile 80 civarı ÖSYM sorularını deşifre ettim. ÖSYM sorularının kısa yolu, ÖSYM hep aynı şeyleri soruyor şeklinde böyle ÖSYM'yi zor durumda bırakacakmış şeklinde videolarım vardı. Ve bunları çekerken de ÖSYM sorularını kullanmıştım ve dolayısıyla bu videoları seyreden bir kişi hemen ikna oluyordu. Yani diyordu ki hacı hakikaten hoca haklı diyordu ve bu süreç içinde tehdit de edilmiştim. Lütfen bu videoları kaldır, yoksa ÖSYM soru tiplerini değiştirmek zorunda kalacak. Bırak her sene aynı tipte soru soruyorsa sorsun, sana ne? Sen neden öğrencileri bilgilendiriyorsun? Bu bilgileri öğrencilere verme şeklinde uyarılmıştım. Nereden tehdit ettiler hocam? Yani nereden tehdit ettiler? YouTube üzerinden, yorumlardan tehdit ettiler. Genel olarak yorumlardan tehdit ettiler. Bunu yapmamam gerektiğini, bunu fiilin yanlış olduğunu ama hani bana ÖSYM tarafından uyarı gelse ben dikkat alıp tamam kaldıracağım ama şahıslar yapıyor. Yani şahıslar diyor bunu yapma, bunun üzerine daha fazla gitme, bunu kurcalama şeklinde şahıslar paylaştı yani Furkan. Anladım. Dava gecesi ne yaptınız hocam? Şimdi dava gecesinden önce bu olayların sonucunda şöyle bir şey oldu. Hani iddianamede dedim birinci suçum hani ÖSYM soru çözmek, ikinci sorum ÖSYM soru kalıplarını deşifre etmek şeklinde dedim ya. Aslında sadece bunlar değil. ÖSYM'nin logosunu kullanarak soru paylaşmak da suç. ÖSYM'nin logosunu kullanmak suç. Bu çok önemli bir şey. Artı ÖSYM adına yayın yapmak, ÖSYM'nin kurumsal haklarını tecavüz etmek. Sanki ÖSYM'nin ÖSYM'nin hani ben ÖSYM'ymişim gibi davranmışım. ÖSYM'nin haklarına girmişim. Bu da var. Dolayısıyla hani bu kadar çok şeyin üzerinde dava açılması ve Allah'a şükür şu anda hepsinin bu yükün altından kalkmam, yani iftiraların altından kalkmam benim için çok büyük bir fırsat oldu. Şimdi sorunla dava gecesi ne yaptım? Valla dava gecesi çok zor oldu. Yani ben dava yediğim gece tutunacak bir dalım hani yani bir emsal arkadaşım yoktu benim. Şu anda hani dava yiyen birçok arkadaşım bakıyor. Diyor ki benle beraber diyor falanca kişi de dava yemiş. Yektumat da dava yemiş diyor. Yektumat'ı seyrediyor. Bana soruyor mesela. Ben o arkadaşımı teselli edebiliyorum. Ama benim dava yediğim gece beni teselli eden hiç kimse yoktu. Yani mesela bu dava sonucu ne olacak? Bana 100 bin lira, 200 bin lira gibi hatta trilyon gibi yani eski parayla trilyon yeni parayla milyon gibi cezalar yiyeceğim söylendi. Dolayısıyla yani hiç daha mahkeme yüzü görmemiş, yani mahkeme yüzü görmemiş dedim. Hiçbir suçtan mahkemeye gitmeyen birisi olarak ben mahvoldum yani. Dava için mahvoldum. Ama o gece dedim ki yani ben dedim daha iyisini yapacağım. Ondan da sonra da problem kitabını yazmaya karar verdim. Ondan sonra da cebir kitabını yazdım zaten. Ama dava gecesi bittim yani. Dava gecesi bittim. Hiç yani bu şekilde bir şeyle karşılaşmamış. Yani karşılaşmam, polis karakoluna gidip ifade vermem beni bitirmişti zaten. Kaldıran videolarınızın içerikleri ne? Ne yaptınız o videoları? Kaldırılan videolarımda ÖSYM soruları üzerinden o soruların mantığını anlatıyorum. Hani arka planını anlatıyorum. Yani örnek veriyorum. Sen şimdi yazılımcısın. Bir yazılımın arka planı var değil mi? Onları anlattığın zaman insan anlayabilir. Ön planda mesela örnek veriyorum. Şuraya bir pencere aç dediğin zaman bunu ya anlarsın ama yapamazsın. Ben ÖSYM sorularını çözerken o soruların arka planlarını anlatıyordum. Arka planlarını anlatmam beni en çok dikkat zaten toplumda dikkat çekmem bir an önce dava yememin sebeplerinden biri olduğunu düşünüyorum. Çok dikkat çektim. Ha bu keşke hani ÖSYM tarafından bir uyarı gelseydi. Ben videoları kaldırırdım. Hani bir mahkemeyi görmeye vesaire gerek yoktu. Kaldırılan videolarımın daha iyisini yaptım Furkan. Söz vermiştim. Kaldırılan videolarımın daha iyisini yaptım. Şu anda problemler kitabım olsun, cebir kitabım olsun kaldırılan videolarımın içeriğinden daha güçlü içerik. Daha iyisiyle geldim. Yani ya pes edecektim. Aslında pes etmeyi düşündüm ben. İlk başta pes kararı vermiştim. Ama sonradan yani dedim ki pes etmeyeyim. Daha iyisini yapayım. Ve Allah'a şükür daha iyisini yaptım. Şu anda problemler kitabım. Türkiye'deki en iyi problem kitabı adayıdır. Çok rahat adayıdır.
hem temel seviye, hem orta seviye, hem zor seviyeli ve ÖSYM tarzı soruların aynı anda bulunduğu bir kitap. Ama tekrar söylüyorum, asıl suç ÖSYM sorusu üzerinden konuşmak. ÖSYM'nin bir sorusunu göstererek konuşamazsın. Yani o soruyu paylaşarak bir telif hakkı yapıyorsun. İkincisi adamın soru tipini paylaşıyorsun. Yapamazsın. Bu suç. Yani bu suçmuş daha doğrusu. Hani. Bilseydim ben zaten bu huzursuz ortama girmezdim. Dava sonucunuz ne oldu hocam? Dava sonucum ne oldu? Bir yıldan 5 yıla hapisle yargılandım. Mahkemeye kapıdan girdiğim zaman gerçekten çok korktum. Yani dedim ki herhalde dedim içeride dedim biterim dedim. Hakime hanımı gördüğüm zaman çok derinden korktum. Ama içeriye girdiğim zaman bana çok güzel davrandı kendisi. Derdimi anlattım. Bir gelirim bu videolardan bir menfaat temin etmedim. Zaten bunlar iddianamede yazıyor. Bilirkişi raporları var Furkan. Bilirkişi raporlarında senin o videolardan para kazanıp kazanmadığın, videoları satıp satmadığın her şey çıkıyor. Ben Allah'tan benim bilirkişi raporlarımı tutan kişiden Allah razı olsun. Hakikaten de yani öyleydi. Benim hani bunlardan böyle bir şeyim yoktu. Bilirkişi raporlarında ben büyük oranda ÖSYM'i dolandırmak, ne bileyim ÖSYM adına paylaşım yapmak gibi şeyler, logo kullanmak hepsinden ben beraat aldım. Ama bir tek işte bu dediğim gibi ÖSYM sorularını çözmek ve ÖSYM sorularını çözdükten sonra ÖSYM soru tiplerini de paylaşmaktan sıkıntı yaşadım. İçeride de hakime hanıma derdimi anlattım. Fakat kabul edilmedi. Dedim hani online eğitim sürecindeyiz. Hani bu şekilde bu kapsamda düşünürsün dedim. Vesaire birçok şey anlattım ama hiç faydalı olmadı. Direkt 1 yıl hapis cezası. O 1 yıl hapis cezası da para cezasına, adli para cezasına. O para cezası da ilk suçum olduğu için bir daha suç işlememe kaydıyla 5 yıl hükmün geri bırakılması kararına bağlandı. Ama ÖSYM'nin verdiği para cezası bana 6K'ydı. Yani 6000 TL civarı para cezası verdi. Burada olay şu, ÖSYM'nin tuttuğu kurumsal avukat var. Şimdi ona vereceğim para da yine yaklaşık 6000 lira. Yani 5000 lira, 6000 liraya yakın. Artı mahkeme masrafları var. Yani 7000 lira civarı bir masraf var şu anda. İnşallah bunu yakın zamanda ödeyeceğim. Yani bunu yakın zamanda ödeyeceğim. Ama tekrar söylüyorum, şu anda bu videoyu sadece öğrencilerim değil, öğretmen arkadaşlarım da seyrediyor. Yani 7000 lira için arkadaşlar, bakın 7000 lira hani maddi durumundan dolayı demiyorum arkadaşlar. 7000 lirayı gidersin, 10 liradan özel ders vererek bile ödersin. Bak ödersin ama 7000 lira için o kadar üzmeye, kendimi üzmeye, ailemi üzmeye, Furkan'ı üzmeye, annem babamı üzmeye, eşimi, çoluk çocuğumu üzmeye gerek yoktu diyorum. Ama tekrar söylüyorum, ben dava yediğim zaman bana 100 bin lira ceza yazar dediler, 200 bin lira ceza yazar dediler sana. Kimse hani böyle tutup da elimizden tutmadı. Yani emsal bir dava göstermedi. Ama şu anda dava yiyen arkadaşlarımın korkacağı bir şey yok. Emsal biri olarak ben konuşuyorum. Ama tekrar altını çizerek söylüyorum. Sizin muhatap olduğunuz dava içerikleri herkes aynı değil tabii. Tabii içerik farklı. Yani şimdi örnek veriyorum, YouTube'dan ciddi bir gelir elde eden arkadaşımın içeriği farklı olabilir. O videolardan para kazanıyor çünkü. Dolayısıyla bu farklı olabilir. Yayına koymuş. Mesela bakıyorum bazı arkadaşlar ÖSYM sorularını yayınlara koymuşlar. Bakıyorum. Mesela o arkadaşlardan bir tanesi şu an beni dinliyordur diye tahmin ediyorum. Yani o arkadaşım var ya cezayı yediği zaman kalkamaz altından. 2 trilyona yakın ceza yer gibi düşünüyorum. Çünkü yayınlamak, yayın çok farklı. Bak video farklı bir şey, kağıda basmak, kağıt yapmak farklı bir şey. Bu kağıt var ya çok farklı bir şey. Kağıt derken soruları yani kitap. Mesela ÖSYM'nin sorularını koyuyorsun kitaba satıyorsun. Ben mesela örnek veriyorum. Benim orada kurtulmamın sebeplerinden birisi ÖSYM'nin sorularını paylaşırken, hani diyorum ki bu ÖSYM'nin sorusu, manevi hakkı tecavüz yok. Mesela örnek veriyorum, şu kabloyu sen ürettin, buna bir kod geliştirmişsin. Ben diyorum bunu Furkan'dan aldım diyorum. Dolayısıyla senin manevi hakkına tecavüz etmiyorum ama maddi hakkına tecavüz ediyorum. Anladın mı? O yüzden hani bende manevi hakkı tecavüz, maddi hakkı tecavüz gibi olayların çoğundan ben kurtuldum. Hani ÖSYM sorusu olduğunu belirttiğim için. Bir de belirtmesen, işte o zaman bu sefer farklı farklı olaylara da giriyor. Yani dolayısıyla hani burada önemli olan yani ÖSYM sorusunu çözebilmek için ÖSYM'ye telif hakkı parasını ödemen lazım. Bu parayı ödemezsen çözemezsin. Ha hocam mesela bana ben birçok arkadaş uyardım. Bak şu anda benim uyarmama rağmen hala videosunu kaldırmayan arkadaşlarım var. Bak ben arkadaşlar o arkadaşlarım benimle aynı süreci yaşamasınlar diye uyardım. Ama yanlış anlıyorlar beni. Hemen diyor ki hoca diyor çekemiyor diyor kanalı var. Ya benim kanalımın içeriğiyle senin kanalın içeriği aynı değil ki ben seni niye çekemeyim. Ama yarın gün dava açıldığı zaman bakıyorum kaç yaşında adamsın. Aynı şekilde sen de benimle aynı şeye uğrama diyor. Bak ben mesela niye şu anda bu videoyu çekiyorum? Arkadaşlarım üzülmesinler diye, anladın mı? Hani ben çok üzüldüm. Sen de aynı şekilde üzülme diye çekiyorum. Yani dolayısıyla yani bugün de gördüm aşağı yukarı
200'e yakın kanala dava açılmış. Ve yakın zamanda siz YouTube'da ÖSYM sorularını telifsiz çözen hiçbir kanal bulamayacaksınız. Ben telifli çözmek istiyorum Furkan, ama buna da maddi güç lazım. Harbi maddi güç lazım. Yani bu maddi gücü yaptığım zaman telifli bir şekilde çözebilirim yani. O yüzden yani senin sorun şimdi kaldırılan videolarında ne vardı? Kaldırılan videolarımdan daha iyisini yaptım ama öğrencilerle çatışıyoruz yani. Furkan, ben bunu anlam veremiyorum. Öğrenci diyor ki hocam buraya bir soru çıkmıyor. Ya çıkmıyor. Çıkıyor kardeşim. Çıkmış soruları hiç çözmemiş öğrenci bana diyor ki böyle sorular çıkmıyor diyor. Ya kardeşim bir bak yani. Ya şimdi onlar genel olarak şeye bakıyor. Ya yayın evi olsun. Yayın evinin kitabına göre yapıyor. Yayınındaki ha, piyasa yayınına göre bakıyor. Piyasa yayınına göre bakıyor. Ve bu da benim etkileşimimi çok düşürüyor. Yani beni bıraksınlar arkadaşlar. Bak ben samimi söylüyorum. Geometride olsun. Bütün her şeyi ben size anlatırım. A'dan Z'ye ve kısa yolları anlatırım. Hayatınızda hiç görmeyecek şekilde. Bak şu anda problemler deşifre serisi çok ciddi yankı buldu. Çok ciddi yankı buldu. Neden? Çünkü orada ben problemlerin algoritmasını anlatıyorum. Yani sen bir yazılımcısın. Algoritmayı kurmadan anlattığın şey ezberdir. Senin önce bir algoritma oluşturman lazım. Ve benim problemler algoritmam, ben tüm çıkmış soruları inceleyerek bir algoritma oluşturdum. Ve bu algoritmaya göre bir kitap yazdım. Ve dolayısıyla bu algoritma çok başarılı oluyor. ÖSYM soruları piyasada görebileceğiniz en sağlam sorulardır. Çünkü bir algoritması var. Öğrenip öğrenmeme algoritması var. Yani sen biliyor musun, bilmiyor musun algoritması var. Dolayısıyla o soruyu çözen gelişiyor. Benim için de kitabım da bu şekilde olduğu için o yüzden ilerliyoruz Furkan yani. Ama tekrar söylüyorum, bazı arkadaşlar arkamdan farklı farklı konuşuyorlar. Benim asıl suçum ÖSYM sorular üzerinden deşifre paylaşmam. Bana diyorlar ki mesela şimdi hocam sayı kesir problemleri örneğin deşifre videolarım var. Niye adı deşifre? Ya arkadaşlar sorular benim. Niye deşifre olmasın adı? Benim sorumu da deşifre etmek herhalde benim suçum değildir herhalde yani. Yani ne benim Furkan? Gülünç durumlarla uğraşıyoruz yani. Ama ben YouTube'a da çok kızdım. Yani diyecek ki hocam ne alaka? Kardeşim sen bir kocaman platformsun. ÖSYM sorusu paylaşan kişi uyar o zaman. De ki en ufak bir içerik tecavüzünde falanca şarkıyı 10 saniye tecavüz etmişsin demeyi çok iyi biliyor. Bunu çok iyi biliyor Furkan yani. Yani hocam. Falanca videonun 10 dakikasına tecavüz ettin demeyi çok iyi biliyor. Ama gel burada adamın 1 yıldan 5 yıla hapiste yargılanacağı şey geldiği zaman yok. Bir şey yok. Yani yaz. Yaz de ki yanlış yapıyorsun de. Uyar. Bilmiyor mu kaç yaşında adam olmuşsun? O zaman bu kadar öğretmen kaç yaşında adam? Adam değil miyiz biz yani o zaman? Bir en azından şu anda 10 bine yakın kanal çözmüştür. Adam değil miyiz o zaman biz? Bilmiyor muyduk? Hiç kimse bilmiyor muydu? Bir kaç yaşında bilmiyor musun? Ya öyle değil işte bu. Öyle değil bu. Bunu ben kitaba basıp satmadım ki burada çözümünü paylaştım. Ne bileyim ben. Anlatabiliyor muyum? Her gün bir şey oluyor. Yani bu adam öldürmek gibi bir suç değil ki. Adam öldürmek suç. Duyuyorsun ama telif hakları dediğiniz olay rahmetli Kemal Sunal'dan sonra olmuş bir şey yani. Kemal Sunal var ya. Kemal Sunal telif haklarını üzerine çok gitmişti. Yani plak satılamıyor. Sil satılamıyor. Ya bu telif süreci farklı bir süreç. Fesek yasaları. Fikri Sinayi Eserler Kanunu. Böyle yani bu süreç düşündüğümüz gibi değil. Ama YouTube bir numaralı suçludur. Yani hocam YouTube'a da düşman olmazsınız yani. Ama yine sizlerle buluşturduğumuz için hani ben YouTube yetkililerine de söylüyorum. Lütfen ama lütfen dikkat edin. Yani başka bir video 10 saniyelik tecavüzde uyarıyorsanız bizi burada da lütfen ama lütfen bizi uyarın. Öğretmen arkadaşlarımız dava yemesin. Dava süreçleri kötü geçiyor. Lütfen YouTube bizi uyar. Öğretmen arkadaşlarıma uyar. Ben artık uyarmaktan yoruldum. Instagram'dan bana çok öğretmen arkadaşım yazdı. Arkadaşlar lütfen yazmayın. Korkacağınız bir şey yok. 7K gibi bir ödemeyle kapatırsınız gibi geliyor. Çok büyük paralar kazanmadıysanız bir şey olacağını sanmıyorum. 10K, 20K para kazanmadıysanız bir şey olmaz. Yani kendinize dert etmeyin. Var mı Furkan? Konuşabiliriz yani. İlla sorularım bitti. Söylemesi gereken her şeyi söylediniz. Ben diğer öğretmenlerimize yani hiçbir şeyin canınızı sıkmaya değmeyeceğiniz, o zaman size de söylemiştim. Evet. Geçer bir süreç, sıkıntı değil. Evet. Kötü komşu insanı ev sahibi yaparmış. Tekin bu da sizde oldu. Yani kitap sahibi olduk. Evet. Yani diğer hocalarımızın da kendilerini bırakmamaları lazım. Evet. Her türlü süreçten çıkılır. Bunlar bir tecrübe sonuçta. Biz de bunları deneye deneye öğrendik. Buralara kadar geldik. Büyümeye devam ediyoruz hocam. İnşallah devam edeceğiz. Allah razı olsun. Senin de bomba planların var. İnşallah planlarını bekliyoruz. Ama buradan demek istediğim arkadaşlara lütfen yani kendinizi çok fazla bunaltmayın.